Bir genç olarak yeni sivil anayasada bulunmasını istediğiniz başlık ve maddeler nelerdir? Ya bence bu çocuk, yani Güneydoğu'da çok çocuk çalışıyor. Bence bunun bir önüne geçilmesi gerek. Yani yasa konulur, bir madde konulur, bunu bilemem. Bir de yani çok genç var diye övünüyoruz ama anayasayı ben incelemiştim. Tek bir tane madde var gençlerle ilgili. Bence yani çok büyük bir açık burası yani. Gençlere, halkın içinde değiller yani. Gençlere biraz daha okuyana teşvik verilmesi lazım. Bu bence burslarda falan çok sıkıntı var. Yani tekrar belirtmek gerekirse çocuklar yani Güneydoğu'da haddinden fazla çalışıyor. Bunların bir önüne geçilmesi lazım. Sonra mesela bazı kampanyalar oldu. Bunların gerisi geliyor mu, gelmiyor mu? Halkın hiçbir bilgisi yok. Mesela hadi kızlar okula diye bir kampanya başlatıldı ama yani neler oldu, neler gitti? Bize hiç bilgilendirilmiyor. Yani genciz ama biz hiçbir şeyden haberimiz yok. Yani her şey olan bitiyor yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir öğrenci olarak yeni sivil anayasanın daha demokratik, daha çoğulcu, daha kapsayıcı, daha hak ve özgürlükleri temel alan bir anayasa olmasını istiyoruz. Kadına şiddetin önüne geçilmesini istiyoruz. Caydırıcı suçlar uygulanmasını istiyoruz. Bununla ilgili zaten bir bakanlığımız var. Bunun daha aktif hale gelmesini istiyoruz. Öncelikle kesinlikle darbeye zemin hazırlamayan yasaların olmasını istiyorum. Çünkü zaten şu an kullandığımız anayasa darbe anayasası. Kesinlikle demokratik bir anayasa olmalı ve özgürlükler üzerine kurulmalı. İnsanların kıyafetine bence anayasa yasalar karar vermemeli. Herkes istediğini özgürce ne yapmalı? Ya benim eklenmesini istediğim bir şey yok. Çünkü bu anayasayı meşru bulmuyorum. Yani sosyal devlet ilkesinden yoksun. Daha piyasacı, daha gerici bir anayasanın Türkiye'ye herhangi bir getirisi olacağını düşünmüyorum. Bizim aslında gençlik olarak beklentimizin bu olmaması gerekiyor. Şimdi düşünün, 4+4+4 yasası yakın zamanda meclisten geçti. Bununla beraber işte 6 yaşındaki çocuklar okula gidecek, 10 yaşından sonra meslek tercihi yapacak. Yani sorarım hani hangi genç 10 yaşındayken doktor ya da işte öğretmen ya da polis olmaktan başka bir şey düşündü? Hangisinin aklına mühendislik geldi ya da başka bir şey? Yani bu ailelerin tercihine bırakılacak demek oluyor.